Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ilk araba hakkında. Günümüzde sokaklar ve caddeler arabalardan geçilmezken bu konsepti bulan ilk kişi kimdi? Bu sorunun cevabı günümüzde hangi arabayı kastettiğimize bağlı olarak değişebiliyor. Gelin bu konuya daha kapsamlı bir şekilde göz atalım. Dünyanın ilk arabasını üreten ve arabayı icat eden kişi kimdi? Bu soru birçok insan tarafından tartışılmakta. Ancak herkesin aldığı cevap tek bir kişiyi işaret ediyor. Tabii ki Carl Benz. Mercedes-Benz'in ve dünyanın ilk arabası olan araba, günümüzde Almanya'nın Stuttgart şehrinde Mercedes-Benz Müzesi'nde bulunmakta. Araç 1886 yılında patentlenmiş ve bu patent arabaların doğum belgesi olarak kabul edilmişti. Ancak Benz'den önceki yıllarda da arabalar üzerinde yapılan çalışmalar bulunmaktaydı. Aslında araba konseptini ortaya çıkaran ilk kişi 13. yüzyılda Roger Bacon adında bir araştırmacı. Kendi kendine gidebilen bir araç olabileceğini hayal etmiş ve bu hayali tasvir etmiş. Ve 15. yüzyılda ünlü mucit olan Leonardo da Vinci, Roger Bacon'un hayalinden yola çıkarak bu aracın tasarımını meşhur eskiz defterine yapmıştır. Leonardo'nun çizimini gerçek hayatta uyarlayan Galileo Müzesi araştırmacıları, aracın gerçek boyutlarda bir araya getirerek sonucunda ise Leonardo'nun tüm planlarının takır takır işlediği ve arabanın gerçekten de hareket ettiğine tanık ettiler. İş günümüzdeki otomobil anlayışına geldiğinde Leonardo'nun taşıtı benzin sahip olduğu şeye sahip değildi. İlk içten yanmalı motor, yani ilk benzinli araç, benzin de dünyanın ilk arabasını üreten kişi unvanına sahip olması zaten bu özellikten kaynaklanıyor. Geçmişte motorsuz birçok arabanın üretildiği zaten biliniyordu. Carl Benz'in motoru düşünen ilk kişi olmadığını da söylememiz gerekiyor. 1680'li yıllarda Hollandalı Christian Huygens İçten yanmalı motor üretmek için bir fikirle çıkageldi. Fakat fikrini hiçbir zaman gerçekleştirememesine şükretmek lazım. Çünkü Christian'ın fikri motoru barutla çalıştırmaktı. Aslında Carl Benz bile ilk motoru tasarlarken birinden yardım almıştı. Ve bu isim Gottlieb Daimler. Ve Daimler 1885 yılında tek silindirli ilk modern motoru tasarlayan kişiydi. Hatta bu motoru Wrightwagen bir araca bile bağlamıştı. Daimler'in motoru benzin bir sonraki yıl çıkacağı tek silindirli motora oldukça benziyordu. Gottlieb Daimler yalnızca ilk içten yanmalı motoru tasarlamasıyla değil, aynı zamanda 1889 yılında V şeklinde iki silindirli motoru tasarlamasıyla da bu unvanı hak edenlerden biri. Ancak 1927 yılında Daimler ve Benz günümüzdeki Mercedes-Benz olacak Daimler grubu kurdu. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.